Merhaba arkadaşlar Türkçe Enjinerik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Abdullah Kerimoğlu. Yeni bir AutoCAD videosuyla sizinle birlikteyim arkadaşlar. bugünkü konumuz malum üniversitelerde vize sınavlarımız yaklaşmaktadır. vize sınavlarımızda yaklaşırken önceki videomda ben size kamp çizimini anlatmıştım. Genellikle vizelerde sorulan kamp çizimi olduğu için onu önceden yüklemiştim. Hani siz önceden izleyin ve Hani biraz pratik yapın, eliniz alışsın ve konuyu daha önceden öğrenmiş ve o konuyu sindirmiş bir şekilde sınava girin diye önceden yüklemiştim arkadaşlar. Şimdi sınavlar yaklaşırken e, sizlerle şeyden bahsetmek istiyorum. AutoCAD'de çizim yaparken en fazla yapılan hatalar ve o hatalarda nasıl düzeltileceği hakkında size birkaç tane e, aklıma gelen bütün her şeyi yanıma not alarak sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hani bunları dikkate alaraktan sınav anındayken dikkat ederseniz sınavda emin olun yüksek not alacaksınızdır. Çünkü hani çizdiğiniz bir şeyin göze hitap etmesi önemlidir. Hani ne kadar doğru bir şekilde çizim, çizilmiş olması önemli ise hani birisinin yani inceleyen bir kişinin baktığında onun gözüne hoş bir şekilde hitap etmesi de önemlidir arkadaşlar. Şimdi size ilk başta hani hem hata hem de tavsiyeler vereceğim demiştim. Burada ilk başta arkadaşlar. Çizime başlamadan önce, hani mesela hocanız size dedi e, şu saatte sınavın e, PDF'ini yayınlayacağım, siz indirip çizmeye başlayacaksınız dedi mesela. Önceden otoketinizi açın, sınava girmeden önce. Sonra arkadaşlar ilk başta, ben bunu kaç videodan beri lide getiriyorum. Çizime başlamadan önce çizgi tipimizi belirliyoruz arkadaşlar. Yani buradan Layer Properties kısmına girip arkadaşlar buradan girdikten sonra buraya bir center çizgisi, buraya bir hidden çizgisi ekleyip bunların rengini hidden'ın yeşil ve çizgi tipini de buradan hidden olaraktan değiştirip buradaki center çizgimi de kırmızı çevirip buradan da çizgi tipimi center olaraktan seçip okey diyorum. Sadece yapmanız gereken bu arkadaşlar sınavdan önce. Bunu yaptığınız anda sınav anındayken hiç uğraşmanıza veya dikkatinizin dağılmasına gerek yok. Çünkü center çizgisini zaten çiziminizin en başında o şekle göre e, ilk başta merkez çizgilerini çizeceğiniz için mecburen kullanacaksınız bunu. O yüzden bunları önceden belirlerseniz sınav anında size hani güzel vakit kazandıracaktır ve dikkatiniz dağılmayacaktır sınav anındayken. Bu verebileceğim ilk tavsiyelerden bir tanesi. İkinci olaraktan sürekli dosya kaydetme yazmışım. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Malum uzaktan eğitim dönemindeyiz. Hani bunu okulda olsa bile bilgi işlem merkezlerinde veya başka hani bilgisayar laboratuvarlarında e, bilgisayar ortamında çizdiğimiz için bunu hani günümüz şartlarında elektrik kesintisi olabiliyor veya hani bilgisayarınız arızalanabilir. Hani ben şöyle bir olay hatırlıyorum size bir anımdan bahsetmek isterim başımdan geçen. Bir tane çizim e, yapıyordum. Çizimi yaptıktan sonra en sonunda da hangi formatta kaydedeceğime bakacaktım. Çizimi bitirdim, bütün her şeyim hazır. Sadece hangi formatta bakayım diye kafamı bir çevirdim. O formata bakacaktım. Bilgisayar birden mavi ekran verdi ve benim bilgisayarım kapandı. Ondan sonra da ee, nasıl diyeyim size? Bilgisayar tekrardan açıp baktığımda otokette şey özelliği yoktur. Hani bir kere kaydetmeniz gerekiyor. Ondan sonra otoket kendiliğinden bazen otomatik kaydediyor belirli süreli belirli süre aralıklarında. Ama siz hiç kaydetmeden sürekli çizim yaparsanız en sonunda kaydederim diye. Eğer başına bir şey gelirse o çizimi unutun artık. O çizim yok oluyor AutoCAD'de. Hani onu anlatmak istiyorum. Hani geldiniz çizim ortamındasınız. Mesela buradan e, ayarladınız buradan çizginizi. Bundan sonra gelin. Hani bu sizin ne kadar zamanınızı alır? 15-20 saniyeniz alır. Mesela buradan bir dosya kaydetmeniz. Ama şöyle bir şey var. Mesela çiziminizi yaptınız, yaptınız, sonlarına yaklaştınız. O kadar da sınav süreniz gitti. Birden bilgisayarın başına bir şey geldi. Ya elektrik kesildi ya bir şey oldu. Bütün o 20 dakikanız veya sınav süreniz, bir saatinizin hepsi çöpe gitmiş oldu. Sırf şuradaki 15 dakikalık olayı yapmadığınızdan dolayı. Burada yapacağınız şey. Gelin. Farklı kaydettiğim burada. Save as. Desktop diyeyim masaüstü geldim ben buradan bir tane hatır, hatırlatmalar diye bir tane dosya açmıştım sevdiğin bunun içerisine kaydedin mesela dosya formatında buradan ayarlayabilirsiniz 2007 2004 veya fark etmez hocanızın istediği formata göre ben bunu direkt 2018 olarak kaydediyorum mesela kaydet burada komut command mesela benim bu dosyam kaydedildi şu anda mesela geldim buradan çizim yaptım veya hani çizim yaptım Çizimin sonuna geldim mesela. Çizimin sonuna geldiğimde arkadaşlar hatta şöyle diyebilirim. Çizimin sonunda bile değil. Geldim. Ben burada birkaç tane şeklimi çizdim. Şöyle bir şeklimi çizdim. Buraya bir şeklimi çizdim. Çizdikten sonra ctrl s yapın. Ara ara kaydedin. Bakın burada q save yazdı. Gördünüz mü? Ara ara kaydedin. Siz bu dosyayı kapatsanız bile tekrardan açtığınızda ve elektrik gitti diyelim. Bilgisayarınız kapandı. Açıldı. Tekrardan buradan devam edebilirsiniz. Hani bu çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Hani bunu hocalarımız bize hep söylerdi. Ee, çünkü süre gittikten sonra bir telafisi olmuyor. Hani o yüzden her çizim yaptığınızda belli aralıklarda mesela 5 dakika olabilir, 10 dakika olabilir bunu. Hani çünkü 5 dakika mesela bir çizim yaptınız, kaydettiniz orada bir jitterless yaptınız, kaydettiniz. Sonra bir 5 dakika daha geçti. Mesela orada bilgisayar çöktü. Hani siz orada sadece çizimin 5 dakikalık kısmını kaydet, e, kaybettiniz. Hani tümünü kaybetmediniz. O yüzden o 5 dakikalık kısmını sınav anındayken telafi edebilirsiniz. Bu önemli bir şeydir. Şimdi buraya geçiyorum. Hani bu ikinci önemli tavsiyelerimden bir tanesiydi. Dosya kaydetme formatı. Arkadaşlar bu önemli. Hani burada farklı kaydettik. Mesela burada dosya formatı. AutoCAD'de arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Mesela hocanız AutoCAD 2013 kullanıyordur. Varsayıyorum. Siz eğer 2018 olaraktan kaydedip hocanıza gönderirseniz hocanız o dosyayı açamaz. Hani AutoCAD'de mesela 2018 kullanıyorsunuz siz. 2018 olaraktan kaydettiniz. Ama hocanızda mesela 2021 var. O sizin dosyanızı açabilir. Hani genel olaraktan kısa bir özet geçmek gerekirse burada. AutoCAD'de Hani sizden daha düşük sürüm kullanan birisi sizin dosyanızı açmaya kalkarsa açamaz. Ama sizden daha yüksek sürüm kullanan birisi sizin dosyanızı açabilir. Bu önemlidir. Çünkü e, hani sonradan sınav sonrasında sizi sürekli uğraştıracak bir şeydir bu. Hani mesela mailleşirsiniz. O, o hoca der size mesela açamadım. Tekrardan kaydedip batar mısın diye. Veya hani sınav kağıdında e, belirtir bunu. Mesela o 2007 işte buradan DVG dosyası olarak mesela kaydet demiştir hoca. Buradan 2007 olaraktan seçip save dersiniz. Burada hani ne diyor mesela? Hani önceden diyor var tekrardan kaydetmek ister misiniz? Evet dedim mesela. Şu an 2007 olaraktan kaydettim mesela. 2007 ve üstünü kullanan herkes şu anda benim bu kaydettiğim dosyan, dosyayı açabilir. Hani bu da önemli bir şeydi arkadaşlar. Sonra hani bunu dile getirmek iyi olabilir mi bilmiyorum. Ama F8 komutu arkadaşlar orta komutu. F8 komutunu kullanmadan çizmeye başlarsanız sizin için sıkıntı olacaktır. Mesela yatayda bir çizgi çekeceksiniz. Mesela şuradan ben bir ortam kapalı mı açık mı bakalım. Mesela açık şu an kapalı konuma getirdim mesela. Yatayda bir çizgi çekeceğim ben mesela. Böyle çizgimi çekerken şurada 0 derece yazsa bile arkadaşlar mesela şöyle bir çizgi çekeyim. Çektim. Şimdi ben bunun ucundan tekrardan orta komutu açık bir şekilde çizmeye çalışayım ve arasındaki farkı görün. Şuradan tekrardan bir çizgi çekmiş, şöyle uzunlamasına. Bakın daha demin de şu aşağıdaki çizgi sıfır derece gözüküyordu. Ama şu üstteki çizgim benim orta ile çizilmiş bir çizgi. Yani üstteki tam yatay bir şekilde çizilmiş ama aşağıdaki hafif aşağı doğru kaymış bir çizgi. Hani bu da sizin çiziminizin bir yeri yanlış olunca diğer taraflara da yanlış gidiyor arkadaşlar. Hani o yüzden orta komutunu kullanmaya dikkat edin. Yani daha demin de belirttiğim gibi mesela tekrardan görün. Tekrardan göstermek istiyorum. Mesela şöyleyken 0 derece gösteriyor bakın. Hani specify next point or yazıyor. Sol tarafında 0 derece olaraktan gösteriyor. Tekrardan orta açıp bir çizip size göstermek istiyorum burayı tekrardan. Çünkü önemlidir bu. Mesela tekrardan çizdim. Bakın ikisinin arasında fark var. Hani bu da önemli bir şeydi arkadaşlar orta komutunun kullanımı. Şimdi diğer bir önemli notuma bakıyorum. Merkez çizgilerini çizerekten başlayın arkadaşlar. Nedenini sorarsak eğer mesela şurada bir tane merkez çizgisi var varsayıyorum. Geldim bunu çizdim. Şöyle geldim, çizdim yatayda bunun da ortasından bir tane aldım. Şöyle bir çizgi çektim. Sonra bunun ortasına bir tane dairemi kattım mesela. Hani burada sizin sürekli burada çizim yapıyorsunuz mesela burada. Veya şu üstte bir tane daha e, merkez çizginiz var sizin. Hani burada sürekli şey yapmanız gerekiyor. E, çizgi tipinizi değiştirmeniz gerekiyor. Sürekli değişik değişik işler yapmanız gerekiyor. Mesela tekrardan yapalım bunu. Hani ikisinin arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Hani şurada bir merkez çizgim var. Ve şu yukarıda da bir merkez çizgim var olaraktan varsayalım. Geldim buraya bir tane merkez çizgisi çiziyorum. Mesela. Hani bu yanlış olan kısmı hani tavsiye etmediğim bir şey. Geldim buradan bir tane merkez çizgisi çizdim. Sonra geldim buradan çizgi tipimi değiştirdim. Burada tekrardan dairemi çizdim. Buradan kırmızı center'ımı aldım. Sonra şu yukarı tekrardan bir merkez çizgimi çizdim. Ve buraya tekrardan bir daire çizeceğim. Mesela şeklim öyledir. Geldim buraya çizdim derken bu çok fazla hani komut değiştirmenize, çizgi tipini değiştirmenize neden oluyor. Hani bu da biraz vakit kaybettiriyor. Onun yerine direkt alın. Merkez çizginizi tık tık direkt çizmeye başlayın. Merkez çizgilerinizi çizin. Ondan sonra çiziyorum ben buraya mesela. Geldim. Burayı da çizdim. Burayı da çizdikten sonra sadece daire çizmesi kalıyor. Geldim ben buradan dairemi seçtim. Burada bir çizdim sonra enter dedim. Tekrardan tekrardan geldim çizdim. Emin olun bu daha kısa sürüyor çizmesi. Bu verebileceğim önemli tavsiyelerden bir tanesiydi arkadaşlar. Sonra arkadaşlar anlatmak istediğim bir başka şey mesela bir çizimde hani geldim ben mesela buradan center'ımı seçiyorum. Center'ımı seçtikten sonra mesela şöyle kısa bir çizgi çektim. Ve bunun ortasında da şöyle bir merkezlik belirtecek bir çizgi çekiyorum mesela. Bu hani normal bir center çizgisi değilmiş de normal bir hani continuous line ile çizilmiş kırmızı bir çizgi olaraktan gözüküyor. Bu çizimlerinizi kötü gösterir arkadaşlar. Bunun da hani kısa yol olaraktan göstermem gerekirse Hani lts diyoruz burada sonra da çıkan ilk şey lts scale yazdı zaten enter diyorum ve bunun oranı birmiş mesela bunun oranını 0.2 diyorum mesela 2 dedim ve bakın görüyorsunuz burada kesikli hale geldi. Hani buna hocanız veya başka birisi baktığında bunun merkez çizgisi olduğunu daha iyi anlayacaktır. Hadi bu da güzel bir ayrıntıdır. Sonra başka bir tanesine gelelim. Buradan mesela bir daire çizeceğiz. Geldik burada bir tane dairemizi çizdik mesela. Sonra buradan ölçülendireceğiz. Geldim ben buradan radius dedim ve buradan seçtim. Şimdi benim bu sayım hani bu şeklime göre neredeyse uygun gözüküyor. Ama siz gelir de eğer ay hani buradaki ayarları ayarlamazsanız burada mesela modify diyeyim ben bunun büyüklüğünü değiştireyim. Büyüklüğü 1 olsun mesela enter dedim. Okey dedim close dedim ve çıktım. Bakın mesela siz böyle bir şey çizdiniz çizdikten sonra ölçülendirmeye geldiniz. Ölçülendirdiniz ama buradaki yazının büyüklüğünü ayarlamadınız. Sonra çiziminizi bitirdiniz. Her yerini ölçülendirdiniz ve yazı boyutu böyle. Hani bu göze iyi hitap etmeyen bir şey. Bunun mesela hani şey olarak da düşünün. Bir teknisyene vereceksiniz mesela bu çizimi. Bunun bir çıktısını aldınız kağıdın. Ve o çıktıyı verdiğinde ona bakan bir kişi, kağıttan bakan bir kişi bunları hani iyice kağıda yaklaştırıp bakacak ki anca öyle görebilir yani. Hani bunun için bu kısma gelip leather'la yapıyorsanız leather kısmından e, ayarlamanız gerekiyor bunu. Buradan gelip modify diyeyim. Mesela hangisiyle ölçülendirme yapıyorsanız bunu üç yapayım mesela daha güzel gözüksün. Yazının boyutunu ayarlayın arkadaşlar. Bu önemli bir şeydir. Sonra arkadaşlar başka bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Hani bu fazla önemli değil. Hani neden dersek Hani bu çok yapılan acemice hatalardan bir tanesi. Hani ne dersek şurada hani belki size önemsiz gelebilir bu radyusla diameter kullanım yer çap ve çap olayı. Hani mesela çizim yapıyor birisi. Hani bu genelde radyusta kalıyor. Hop buradan direkt mesela ölçü diameter ile verilmiştir. Mesela çapla verilmiştir. Direkt burada daireyi görüp tık deyip basıp buradan radyus üstünden çizim yapılabiliyor bazen. Hani Hani böyle çizim hataları yapanlar oluyor. Bundan da o yüzden bahsetmek istedim. Hani burada size çap mı verilmiş? Buradan diameter'ı seçin. Veya yarı çap mı verilmiş? Buradan radiusu seçin. Hani direkt gelip buradan seçmeyin. Hani buradan seçiyorsanız da mesela çapı 30 verilmiştir. Mesela gelin buradan yarı çap 15 olaraktan çizin. Hani sürekli radius kullanacağım ben eğer derseniz. Hani bundan bahsetmek istedim. Sonuncu tavsiyeme geldiğimiz ise arkadaşlar tanjant kısmı. Bu tanjant kısmı hani çok fazla kafasına takılan oluyor bunlarda. Mesela şöyle iki tane dairem olsun. Şöyle iki tane daire çizelim. Şu yan yan olsun mesela şöyle. Büyüklükleri farklı. Mesela siz buradan gelir. Eğer hani şuradan şöyle bir tane çizgi çektim mesela F8 birleştirmek istiyorum. Hani bu düzgün gözükmez. Veya hani verilen şekilde mesela buradan buraya bir çizgi çekmemizi istiyor. Gelir buradan kafanıza göre seçip hani böyle e düzgün olmayan şekiller ortaya çıkar. Hadi bunun nasıl çizileceği hakkında e, sıkıntı çekenler oluyor. O yüzden bundan da bahsetmek istiyorum. Bu tan e, tanjant olaraktan nasıl çizileceği ile alakalı. Burada yapacağınız arkadaşlar, önceki videolarda da bahsetmiştim ama buradan line kısmına geliyoruz. Ondan sonra shift tuşuna basılı tutarken mouse'umuzun sağ kliğine basıyoruz. Ve bu açılan kısımdan tanjantı seçiyoruz ve bastığımız bütün tuşların hepsini bırakıyoruz. Şu an bilgisayarla hiç alakamız yok. Sonra geliyorum nereyi seçmek istiyorsam üstüne gelip bir kere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra yine aynı işlemi yapıyorum. Shift tuşuma basılı tutarken mouse'umu sağ kliğine basıyorum. Ve tanjant kısmına basıp bütün her şeyi bırakıyorum. Bıraktıktan sonra diğer dairemin nereyle birleştirmek istiyorsam o kısmına gelip tekrardan tıkladığım anda buradan tam bir tanjant çizmiş oluyorum arkadaşlar. Yoksa buradan gelip hani kafanıza göre bir çizim çizme çizgi çekmeye çalışırsanız eğer hani bu uygun olmayacaktır. Hani buraya yakın bir şekilde de çizebilirsiniz ama o tam doğru düzgün bir şekil olmayacaktır. Hani videonun da fazla uzun olmasını istemiyorum. Hani önemli şeylerden bahsetmeye çalıştım. Yapılan hatalar ve vermem gereken tavsiyeler olarak da. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sınavlarınızda başarılı olursunuz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.